Çay ise çay ağacı. Yani rahatsızlık neyse ona uygun ürün kullandığı zaman kişi yavaş yavaş iyileşir, hiçbir rahatsızlık kalmaz. Hocam bir soru sormuştum, onun cevabını alamadım ben. Çok izliyorlar çünkü vitiligo hakkında. Evet. Geçer mi hocam vitiligo? Vitiligo tetikleyen faktörlerden biri de maalesef stres, gerilim, üzüntü, sıkıntı tetikleyici. Sedef rahatsızlığı olan çok yakından tanıdığım bir beyefendi Surucu televizyonda. Hı hı. Elinde kolunda böyle nohut büyüklüğünde bir sedef. Bir de yüzünde çıkmış böyle küçük mercimek kadar. Fondötenle kapatıyor. Dedi ki yok mu buna vitiligoya karşı bir çare? Deneyeceğiz dedim. Deneyeceğiz, hocam deneyeceğiz. Şu ellerde, ayaklarda beyazlıklar oluyor değil mi? Vitiligo evet, odur vitiligo. Yani doğru bildiğiniz. Evet evet. Ala hastalığı da denir. Ne hastalığı? Ala. Ala hastalığı. Pigment yetersizliğinden kaynaklandığı iddia ediliyordu bugüne kadar. Fakat bunun mantar olduğu biliniyor. Mantar. Bu da bir çeşit mantar. O da mantarla alakalı. Sinirli ot forte vitiligoya karşı etkili. Neden? Bağırsakları temizliyor. Hı hı. Bağırsakları temizliyor, bağışıklık sistemi güçleniyor. Bağırsakları tedavi ettiğiniz zaman her türlü cilt hastalığından, alerjik hastalıktan kurtulursunuz. Bütün problemin kaynağı. Düşünün ki bir insanın bağırsa futbol sahasının yarısı kadar 350 metre kare. Evet. Bağırsa tedavi ettiğinizde bütün hastalıkları tedavi edersiniz. Bir telefonumuz varmış hocam. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Size bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Buyurun. Ben Orhan Yılmaz. Buyurun Orhan Bey. Yaptığınız programı izliyoruz ara sıra. Sizin yaptığınız programa bak, 45 yaşında, 20 yaşında bir kıza talip oluyor. O beyefendiyi ben ona beyefendi demiyorum. O gitsin Rusya'da yer. Orhan Bey. Orhan Bey. Olabilir. Ülkemizde var yani, var. Şimdi buna bir şey. Şuna böyle bir açıklık getireyim. Şimdi şöyle bir durum var. O eski batıl bir inançtır. Peygamber Efendimiz. Değil mi hocam? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in yaptıkları. Dört. Peygamber, hepsi de yaşından hayır. Değil mi? Çok. Şimdi Peygamber Efendimiz'in yaptıkları bizim için nedir? Örnektir. Evet. Örnek. Evet. Bir insan dul bir bayanla evlenebilir. Evlenemiyordu eskiden. Batıl bir inanç. 50 yaşındaki bir genç, bir orta yaşlı vatandaş 20 yaşındaki bir gençle evlenebilir. Dinen caizdir. Ve hatta evet. Seviyorsa, aşıksa birbirine 18 yaşındaki bir kızla 60 yaşındaki bir evlenebilir. Ve malum